Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Eli Açık, Kahramanmaraş Teşkilatı'nı, uluslararası çalışmalarını canlı yayında anlatacak. Kahramanmaraş'ın iş dünyası ve ekonomisi hakkında bilgi verecek. Az sonra. Evet, iyi ki varsın tüm hızıyla devam ediyor. Tümkiyat ee, tüm Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed, Muhammed Eli Açık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tümkat nedir? Hemen açıklayalım. TÜMKİAD, Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği'dir. Türkiye'deki, Türkiye'de en son kurulan sivil toplum kuruluşudur, iş dünyasındaki. 2017 yılında e, Genel Başkanımız Sayın Nihat Tanrı Kulu tarafından kurulan derneğimiz, çok hızlı bir süre içerisinde e, kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başlamıştır. Ben burada... Tümkiyat ismini açıklamak istiyorum. Çünkü evet. bizim için çok önemli. Artık e, günümüzde tümkiyat ismini çok sık duyacağımız için e, buradan açıklamak istedim. Tüm doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün insanları kapsadığı için... Yani tüm Türkiye'mizi kapsadığı için bizim tüm kağıtımızın ilk hecesi tümdür. Daha sonra kalkınma ve girişimci. Çünkü... Kalkınma olmadan iş insanlar olamaz. girişimcilik olmadan da kalkınma olamaz. Bu yüzden biz Türkiye'de birleştirici gücümüzü kullandırarak şu anda STK kültürünü en iyi uygulayan sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetimize başladık. Neler yapıyorsunuz mesela? İş dünyasına yönelik. Çünkü bizim normal bir dernek değiliz. Biz iş adamlarına, iş adamlarını bir araya getiren, bunları bir arada toplayan biz sivil toplum kuruluşuyuz. Neler yapıyoruz? İş insanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak için. Bunların uluslararası arenada çıkıp ülkemizi temsil edip katma değer kazandıracak, ihracatlarını geliştirecek konularda biz uzman arkadaşlarımızdan iş iş insanlarımıza destekler veriyoruz. Bizim e, en güzel uyguladığımız uygulamalardan birisi de e, tüm Türkiye geneli ticaret toplantılarımız. İş insanlarımız Türkiye'nin her yerinden online bir araya gelerek birlikte oluyorlar. Birbirleri tanışıyorlar. Ticaretini geliştirmek için neler yapabiliyorlar. Pazar yerini geliştiriyorlar. Tüm iş dünyasındaki insanlara saladığı en büyük avantajların birisi de onları bir araya da toplamasıdır. Biz iş insanları bir araya getirerek topluyoruz ve fikir alışverişi yapıyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Yani şöyle düşünün. Tümkiyat hiçbir Ayrım yapmadan, dil, din, ırk ayrım yapmadan en önemlisi de bütün siyasi partilere aynı eşit mesafede durarak herkesi kapsıyor. O yüzden bizim e, kağıt olarak şu anda Türkiye'de e, birleştirici rolümüz çok önemli ve biz ne diyoruz TÜMKİAD Türkiye'nin birleştirici gücüdür. Evet. Peki Kahramanmaraş'ta mı kuruldu? Hayır TÜMKİAD 2017 yılında İstanbul'da genel merkezimiz İstanbul'da Nihat Tarnıkulu tarafından kuruldu. Biz Tümkiat'ın 17. il başkanlığıyız. Yani Türkiye'de yapılanmaya başladı. Şu anda 25 tane il başkanlığımız var. Biz 17. olarak faaliyete tamam, Kahramanmaraş başladık. Kahramanmaraş 17. Tabii sırada. Ki. Anladım. Ee, peki e, üyelerinizle birlikte hareket ediyorsunuz değil mi? Ne gibi çalışmalar başka yapıyorsunuz peki? Şimdi Kahramanmaraş Teşkilatımız hakkında Hı -hı. bilgiler vermek istiyorum. Kahramanmaraş nasıl ki bir asır önce... Ecdadımızın kurtuluş mücadelesinde fitile ateşleyen şehir olduysa bugün Tümkiyat'ta da şükürler olsun fitili ateşleyen il başkanlığı olmuştur. Buradan da bütün üyelerime teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bize inandılar, güvendiler. Hep birlikte Tümkiyat çatısı altında birleştik ve faaliyetlerimize başladık. Şu anda teşkilat yapımızı tüm e, Tümkiyat Karamürsel İl Başkanlığı 2020'nin 7. ayında aktif olarak faaliyetine başladı. Daha sonradan çok kısa bir süre içerisinde teşkilatlanma yapımızı kurduk. 11 kişi yönetim kurulu, 2 kişi denetim kurulu, 2 kişi yüksek istişare kurulumuz, 4 yedek yönetim kurulu üyemiz ve en önemlisi bizim için en önemli olan 6 kişilik ticaret komisyonumuz, 8 kişilik de sektör komisyonumuzdan oluşmak üzere teşkilatlanma yapımızı kurarak faaliyetlere başladık. İlk programımızı Karamam'daki ilk programımızı Pandemi döneminde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza yaptık. Kendilerine birer minnet mektubu yazarak, çeşitli hediyelerle e, hastanemize giderek burada kendilerine içimizden gelen minnet duygusunu ilettik. Onlara minnettar olduğumuzu bildirdik. Bunun dışında tüm kıyat olarak Karmanmaraş'ta ticari faaliyetlerde bulunuyoruz. İş insanlarını bir araya getiriyoruz. Yatırım açı olan kısımlarda nasıl yatırım yapabiliriz? Bunları konuşuyoruz. Ekonomiye Kend katkıda da bulunuyoruz. Tabii ki. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Neler yapabiliriz? Bu şehre bir tuğla da biz nasıl koyabiliriz? Konuşuyoruz. Evet. E, peki e, tümkiyat olarak e, uluslararası yaptığınız çalışmalar neler? Tabii ki. Genel merkezimiz bu konuda çok hassas. Çok kısa bir süre önce kurulmasına rağmen şu anda tümkiyat e, birçok ülkede temsilcilikler açmaya başladı. Bununla ilgili örnek verecek olursak ilk olarak genel başkanımızın önderliğindeki bir heyet İran'da resmi protokolle karşılanarak orada ticaret anlaşmaları yaptı. Akabinde Rusya'ya gittik. Şu anda Rusya'da da temsilciliğimiz var ve Rusya'da yine orada ticari faaliyetlerde bulunabilmek, üyelerimizin Rusya ile alakalı olarak hızlı aksiyon alabilmesini sağlayabilmek adına orada da temsilciliğimizi açtık. En son, en son olarak Azerbaycan Can kardeşimiz, ülkemiz Azerbaycan'a gittik. Ve burada... Buradan Azerbaycan'a da sevgiler, oradan aynen da izleyenlerimiz var. Azerbaycan halkı ve Azerbaycan devleti tüm kıyatı benimsedi. Ve tüm protokol imzalayarak şu anda e, tam yetkiyle orada yatırım yapma, iş birlikteliği yapma projelerine bizim için izin verdiler. Ve şu anda tüm olarak biz... Karabağ'a, işgaldan kurtulan Karabağ'a şu anda tekstil fabrikası kurarak ilk yatırımımızı gerçekleştiriyoruz Tümkiyat ailesi olarak. Çok güzel. Yani bütün e, Türkiye'ye, dünyaya duyuracağız diyorsunuz. Aynen. Doğru Tek mu? hedefimiz bu. İnşallah. E, e, peki en büyük hedefi ne? Tümkiyat'ın en büyük hedefi şu. Şimdi artık günümüzdeki biliyorsunuz savaşlar topla tüfekle yapılmıyor. Evet. Artık ekonomiyle, ticaretle yapılıyor ve markalarla. Tümkiyat şu anda bulundurduğu üyeleriyle Topbekün Birlik ve beraberliğiyle ülkemizi temsil edecek markalar oluşturmak. Ve ülkemizin birer ekonomik savaşçıları olarak her alanda temsil edecek devlete millet olmaya gelen bir tümkiyat var. Evet. Bu bizim için çok önemli. Daha sonra şehrimiz için de önemli. Çünkü biz Kahramanmaraş il başkanlıyız. Şehrimiz Kahramanmaraş biliyorsunuz e, bulunduğu coğrafya bakımından biraz Maraş'ı... ...anlatmak istiyorum. Evet. Bizim için önemli. Buradan Kahramanmaraş'a da sevgilerimizi... ...iletelim. Aynen. Selamlar olsun... ...şehrimize de. Ee, Kahramanmaraş bizim için önemli. Çünkü neden? Kahramanmaraş şu anda... ...Türkiye'deki ihracat konusundaki 17. ekonomiye... ...sahip. Bugün... ...çok basit bir örnek vereceğim. Bugün evimizde kullandığımız mutfak eşyalarının... ...3'te 2'si bizim Kahramanmaraş'ta üretilir. İplik... ...yüzde 35'tir. İplik sektörü... ...yüzde 35. Kumaş yüzde 10. Ve biber sektöründe bizim üretimimiz %60'lara kadar gelmiştir. Biliyorsunuz Karamamaraş dondurma şehridir. Evet. En iyi dondurma Maraş'ta çıkar. Aynı zamanda da yine Türkiye'deki en iyi soğutmacılar da Karamamaraş'ta çıkmaktadır. Ayakkabı ve kuyumculuk sektöründe de Türkiye ikincisiyiz. Çok güzel. yani o yüzden Maraş bizim için çok önemli. Tüm fiyatımız için de önemli. Biz de genç iş insanları olarak esnafımızla, kubimizle sanayicimizle bir araya geliyoruz ve bu şehre neler katabiliriz? Nasıl biz katma değer kazandırabiliriz? Bunun hayalinde ve bunu hedefindeyiz. Buna da inancımız tam. Biz başaracağız bu işi. Evet. Ee, peki şunu sormak istiyorum size e, Muhammed Bey. E, i̇l başkanısınız. Evet. Kahramanmaraş'ta şu anda çok da güzel işler yapıyorsunuz. E, herkes tarafından tanınıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. E, Buradan gençlerimize seslenmek ister misiniz? Yani söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alalım Tabii istiyorum. Tabii ki. Ben her zaman gençlere şunu söylüyorum. Hiçbir şeyden korkmayın. Önünüze bir hedefi koyun ve o hedefe doğru ilerlemeye başlayın. Bu konuda hedef olan kişiler asla yorulmak bilmezler diyorum. Yorulmadan, bıkmadan çalışsınlar. Bir hedefi, bir hayal olan, bir projesi olan ben kendimi bu işte benimsiyorum bunu yapabilirim diyen genç kardeşlerimiz doğal olarak her e, her yere gittikleri gibi bizim derneğimize de gelip başvuruda bulunabilirler. Kadın erkek, e, hiç fark genç etmez. yaşlı, hiç fark, fark etmez. etmez, değil değil mi? Fark etmez. Hiç fark etmez. Hiç ırk ayırt etmek Hiç fark etmez. herkes size başvurabilir, aynen, gelebilir. Aynen. Aynen. Herkese Kapımız Tüm fiyat açık olarak diyorsunuz. kapımız açık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Herkese sağlık. Sağ olun. Ee, çok güzel bilgiler edindik. İnşallah e, yolunuz açık olsun. Daha güzel e, işlere imza atarsınız. İnşallah. Burada sizi tekrar ağırlamak isteriz. Şey, çok teşekkür ediyorum ben de.